İsrail, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torununu öldürdü. İsrail'in saldırısında Haniye'nin ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti. Hedef alınan Haniye'nin ailesi Ramazan bayramı dolayısıyla Eşyat-ı Mülteci kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya gidiyordu. Silahlı insansız hava aracıyla yapılan saldırıda Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkes yaralandı ya da hayatını kaybetti. Saldırının ardından İsmail Haniye konuştu. Haniye, çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini söyledi. Hamas lideri, bütün halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim dedi. Hamas'tan saldırıyla ilgili yapılan açıklamadaysa işgalcilerin Ramazan bayramının kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir denildi. Açıklamada son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırıda 125'ten fazla kişinin öldüğü vurgulandı. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'ye başsağlığı mesajı diledi. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Haniye'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Haniye için taziye mesajı yayımladı. Reisi mesajında İsrail'in saldırılarına sessiz kalan ya da destekleyenlerin işlenen suçların ortağı olduğunu belirtti.